Kadir Üniversitesi Yeni Medya Bölümü olarak medyanın ve dijital medyanın yaşadığı dönüşümü ve etkilerini birlikte konuşup anlamlandırmak için başladığımız yeni medya süreçlerinden merhaba. Bugün yayın konuklarımız gazeteci ve podcaster Nida Dinçtürk. Nida hoş geldin. Merhaba, hoş buldum Gülen. Ve diğer konuğumuz da Podfresco kurucularından podcaster İlkan Akgül. İlkan sen de hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk Gülen. Nasılsınız, nasıl gidiyor karantina günleri? Ya karantina günleri benim için çok podcast dinleyemeden geçti aslında. Her yerde podcast anlatan ve işte podcast platformlarında kuruculuklar falan yapan, yöneticilikler yapan insanlar olarak çok böyle tüketim alışkanlıklarının değiştiği bir dönemdi. Ama yavaş yavaş normale dönmeye başladıkça telafi etmeye başlıyoruz. Genelde iyiyim. Süper. Senin nasıl geçiyor Nida İngiltere'de? Valla benim yani şey coğrafyayla tezat olarak inanılmaz sıcak geçiyor. Zaten İngiltere bu mevsimlerde çalışmayı pek sevmezdi. Bizde yani Türkiye'deki o çalışma refleksiyle yani yazın bile çalışan insanlar olarak hadi gelin falan diyorduk. Fakat gerçekten bu sıcaklıkla mücadele edemiyoruz. Yani gerçekten inanılmaz sıcak. Onun dışında burada aslında tabii pandemiyle beraber medyaya dair üretim ve tüketim şekilleri biraz şekil değiştirdi. Biraz onları takip etmeye, ona göre biz de konum almaya, şekil değiştirmeye çalışıyoruz. Yani aslında pandemi gibi dünya krizleri maalesef ki gazetecilik için paha biçilmez hazineler, bunu itiraf ediyoruz. Her zaman kendimize ekmek çıkartıyoruz yani. Şey, karantinada üretmeye son sürat devam eden bir meslek grubu galiba. Evet, yani üstüne konuşacak o kadar fazla yeni konu açıldı, değerlendirilebilecek o kadar fazla yeni formu çıktı ki karşımıza. Yani biraz da böyle şimdi medya yüz değiştiriyor ya, yani bir tür aslında devrimden geçiyoruz. Şimdi geçen haftalarda işte The Guardian'ın vesaire basılı rakamlarının ne kadar düştüğü ve dijitalde artık bunu katladığını konuşurken insanlar böyle biraz karamsar olmaya başladılar geleneksel medyaya karşı. Belki evet gelenekselin sonuna geliniyor ama işte mesela pandemiyle beraber de bu yeni medya dediğimiz organların yükselişini görüyoruz. Kendi yollarımızı kendimiz buluyoruz. Artık herkes kendi medyasını üretiyor vesaire derken aslında pandemi böyle bu anlamda da biraz kendimize dönmemizi, kendi hazinemizi keşfetmemizi sağladı. Onlardan biri de podcast diyerek konuyu bağlıyorum o zaman. Hem bu evet, hadi güzel yakaladım. Güzel pas attın, teşekkür ediyorum. Sen güzel gol attın. Aynen öyle. Bugün aslında podcast'te yeni medya yayıncılığını konuşalım istiyoruz. Yani tabii ki sadece karantinayla bağlı değil konu başlığımız. Aslında podcast'i cazip kılan şeyler ne? Türkiye'de ya da dünyada yayıncılık, podcast yayıncılığı ne durumda? Ya da geleceğini nasıl görüyorsunuz? Ve belki de aslında biraz ekonomisinden de bahsetmek. Hem içeriği üretenler için hem reklam verenler için. Podcast ekonomisi nerede ve nereye gidiyor gibi böyle alt başlıklarımız var aslında. Tüm bunları konuşmadan önce biraz kişisel olarak da başlayayım. Nida seninle başlasam, anlatsam roman olur. Adında bir kültür, sanat ve yaşam aslında podcast yapıyorsun uzun bir süredir. Kendi podcast deneyiminden biraz bahseder misin? Sen nasıl yapmaya başladın? Senin için podcast'i cazip kılan şeyler ne mesela? Ya 2 yıl önce Medyapod kurulduğunda Sarpan Uzunoğlu ve Tunca Öğreten kurduğunda Tunca bizi davet etmişti aslında podcast yapmaya. O zaman Sarpan'la henüz tanışmıyorduk. Medyapod sayesinde tanışmış olduk. O zamana kadar da podcast benim için etrafımda insanların dinlediği ama yani hep yabancı kaynaklardan dinlediği, çoğunlukla da yabancı dillerini geliştirmek için dinledikleri bir formattı. Bir gazetecilik formatı olabilir mi diye düşünmüyordum açıkçası. Fakat Medyapod'un kurulmasıyla beraber neden olmasın dedim. Bir de arka planda radyoculuk deneyimim vardı benim. Yani aslında böyle mantık olarak üretmesi çok zor bir şey değildi benim adıma. Onunla beraber bir de yani herhalde o 2012 yılından beri ben böyle çeşitli mecralar için kültür sanat söyleşileri yapıyordum. Hepsi de yazılı mecralar. O söyleşilerde elbette yazılı mecraya sadece konuşulanların 1/4'ü filan yansıyor. Haliyle orada aslında rafa kalkmak zorunda kalmış çok kıymetli sohbetler var. Onlar için de çok üzülüyordum.
Nitekim Anlatsam Roman Olur'a daha başlarken ben bu formatı önerdim. Yani hem yeni söyleşiler kaydedeyim, hem de işte o zamanlar sosyal medyada yeni yeni yükselmeye başlayan TBT etiketinden faydalanarak iki haftada bir perşembe günleri eski söyleşileri, yani bir yerde daha önce yazılı formatta yayınlanmış eski söyleşileri elden geçirip podcast olarak yayınlayalım. Ondan sonra fena da olmadı. Yani insanlar ilgi gösterdiler. Yani hep ilgi çeken kişilerle, ilgi çeken konular konuşmuşuz. Bundan takip edince tabii bunun da faydası. Anlatsam Roman Olur'da 2018 Ekim ayından beri, yani düşe kalka çeşitli aralıklarda, işte arada Londra'ya taşınmayla, pandemiyle ya da uzun bir yaz tatiliyle falan bölünmekle beraber devam ediyor. Böyle başlamış oldum ben podcast'te. Bir de yani bu konuşmayı çok sevmekle alakalı, bunu hep söylüyorum. Bana gazetecilerin hepsi de konuşmayı seviyor. Evet, yani meslek hastalığı diyeceğim ya da yani bu kişilik özelliğindeki kişiler bu mesleği seçiyor, bilmiyorum. O denklemi hala kuramadım ben de. Yani anlatacak bir şeyin olduğu zaman zaten podcast'ı ben insanlara anlatırken artık yeni bir kişisel medya alanı diye de tanımlıyorum. Evet. Hani hem bir alternatif gazetecilik alanı hem de yeni bir kişisel medya alanı. Böyle benim için de aslında üretmesi oldukça keyifli bir formata dönüştü podcast nitekim. O kısma birazdan geleceğim, üretme biçimi ve sürdürme biçimine de. İlkan'a da dönerek önce şeyi sorayım. Hani aslında sen Emre ile birlikte Shortcast programını Emre Takçı ile birlikte yapmaya başladın. Siz de aslında dijitale dönüşen medya pratiklerini, işte teknoloji ve bilim alanındaki gelişmeleri tartışıyorsunuz programda. Sen peki hani nasıl podcast yapmaya başladın? Sen de bizler gibi konuşmayı mı çok seviyorsun? Sana cazip kılan neydi podcast'ı? Ya ben konuşmaktan ziyade Emre ile konuşmayı çok seviyorum. Süper. O daha çekici oldu bana. Ya ben yaklaşık 7 yıldır podcast'ı bilfiil dinliyorum. Şahsen hani kendimde böyle göreceği bir podcast dinleme kültürü oluştuğunu söyleyebilirim sanırım 7 yıldan sonra. Bundan 3 yıl önce de işte Emre ile, kuzenimle benim Shortmac isimli bir web sitemiz vardı. İşte kısa metinlerle, kısa haberlerle, öyle insanlara çok da zaman almadan okuyup geçebilecekleri bir siteydi bu. Teknoloji sitesiydi. Bunu da desteklemek adına bir alt format olarak Shortcast isimli bir podcast programına başladık. Bu hem benim hem de Emre'nin dinleme deneyiminden de öte ilk defa aslında profesyonel bir podcast yayınının içinde olduğu ilk materyaldi. Yani çok çeşitli konuları konu aldık, işte lansmanları takip ettik vesaire. Çok da zevk alıyoruz hala bu işten. Biz de kısa bir yaz molasındayız şu anda. Sonrasında işte Mediapod geldi. Mediapod'a biz de dahil olduk. Shortcast Mediapod'dan önce de vardı. Bundan 4 yıl önce de işte Podfresh kuruldu. Türkiye'nin podcast reklam ajansı. Zaten ekonomik modellerden de bahsederiz. Ya podcast en çok, yani beni de Emre'yi de aslında zaman ve mekan farkını yok ettiği ve kolay bir üretim formu olduğu için bizim de çok ilgimizi çekiyor. Ben bir de çok fazla metrobüs kullanıyorum. Özellikle dünya çok normal bir yerken gün içinde saatlerim metrobüste gidiyordu ve zaman aralıkları, durak aralıkları çok fazla olduğu için böyle tam o aralıklarda güzel podcastlerim vardı dinleyecek, zaman öldürecek. Zaten en çok tüketilen yerler de oralar. Toplu taşıma, offline yerler, işte metrolar vesaire. Benim hikayem böyle yani. Peki oradan biraz daha genel bir tabloya çıkarak şeyi sorsam. Şimdi genelde medya mecraları işte kurumlarla anılıyor. Gelenekselden bahsediyorum tabii ki. Ama biraz yeni medya yayıncılığı da bunu kıran bir şey. Özellikle podcast da bence kıran bir şey. Mecralar bazında değil, aslında kişiler ve konular daha önemli. İnsanlar aslında hani kişileri takip ediyorlar. Kişilerin konuştukları şeyleri takip ediyorlar. Ya da işte dediğiniz gibi belki dil öğrenmek için, işte tarihi öğrenmek için, psikoloji gibi alanlarında. Podcastlerde çok fazla tüketiyorlar. Benim kendi gözlemim en azından. Siz ne dersiniz bilmiyorum. Ve hatta bunu soracağım. Hani Türkiye'de sizce podcast yayıncılığı ne durumda? Kişiler mi daha ön planda? Ya da medya mecraları mı buna daha adapte olmuş? Siz neler gözlüyorsunuz? Nida, senden başlasam. Ya aslında her iki olasılığın da avantajları ve dezavantajları olduğunu düşünüyorum. Bununla beraber yani kişisel olarak üretilen podcastler çok ön planda dersem Storytel gerçeğine haksızlık etmiş olurum. Orada hali hazırda zaten bir
reklam gücü varken, kazanılmış bir kitle varken Storytel'in podcast yapmaya başlaması ve çok altın isimlerle ve çok iyi formatlarla bunu yapmaya başlaması gerçekten Türkiye'de podcast'in de elini yükseltti diye düşünüyorum. Ama bununla beraber hani özellikle pandemiyle beraber de bence daha çok ilgi çekmeyi başardılar. İşte Deniz Dülgeroğlu'nun Merdiven Altı Terapisi, Mental Clitoris ve daha yani şu an aklıma gelmeyen birkaç tane daha kişisel üretime dayalı podcast benim de çok dikkatimi çekti. Bununla beraber aslında bunların ne kadar büyük bir dinleyici kitlesi kazandıklarını fark ettim. Yani bu şu anlamda çok kıymetli bence Gül'ün. Patronsuz medya miti gerçek olabiliyor. Yani isteyen kişi istediği içerikle tamamen kendi yayın politikasını güderek, yani o da tamamen kişisel bir politika, bu anlamda da çok kıymetli, bunu yapabiliyor. Ve eğer biraz daha buna vakit ayırmayı göze alıyorsa, bunu gerçekten bir gelir modeline dönüştürmek istiyorsa, zaten sosyal medya, bir kere Instagram dediğimiz şey, bugün herkesin tek başına birer reklam geliri elde etmesi için zaten muhteşem bir platform sağlıyor onlara. Birazcık üstüne gitmek isterlerse eğer, her kişisel podcast üreticisinin de bu şekilde para kazanabileceğine inanıyorum. Bu şu durumda hayatını sürdürebileceği bir para olamaz. Yani çünkü hani Türkiye'nin medya gerçeği var, ne olursa olsun podcast'te henüz o gerçekten sıyıramadık. Ya da kendine henüz tam anlamıyla bir yer bulamadı. Yani yeni yeni yüzleşiyoruz ve bence 2020 biraz daha altın yılı oluyor. Yani biz 2019 çok iyi ya falan diyorduk ama 2020 gerçekten çok daha iyi. Belki de 21 daha da iyi olacak. Bununla beraber bir de platform üstünden gitme seçeneğini konuşalım. Mesela ben bir platformla başladım. Ve Türkiye'de podcast sayısı çok azken bir platformla başlamış olmak benim için kesinlikle avantajdı. Neyi nasıl yapacağımı bilmiyordum. Çoğu şeyi yolda beraber öğrendik, birbirimizin açıklarını kapattık, birbirimize destek olduk ve iyi kötü aslında Medyapod'u da buraya kadar getirdik. Bu aslında tabii dayanışma kültürü adına da çok kıymetliydi. Özellikle medyanın bu kadar vahşileştiği ve hani kanlı olduğu, benim neslimdeki birçok kişinin geleneksel medyadan kaçacak dedik aradığı dönemlerde. Biraz hasret kaldığımız ilişki biçimleriydi bunlar. Bununla beraber hani halen daha bir platformun altında yayın yapmaya devam etmek, kişisel olarak yayın yapmaktan daha fazla elinizi kuvvetlendirebilir. Daha büyük bir kitleye ulaşmak için, daha çok reklam yapabilmek için ve daha hızlı, daha gerçekçi bir gelir modeli elde etmek için avantajlı olabilir. Ama yani orada da çeşitli kişilere karşı sorumluluk alıyorsunuz. Bu birazcık aslında sizin programınızın formatına göre karar vermeniz gereken bir şey diye düşünüyorum. Peki İlkan, sana da oradan hareketle sorsam, aslında biz Kadir Üniversitesi olarak, yeni medya bölümü olarak da pandemi öncesi hatta en son eğitimimizi yapmıştık diye hatırlıyorum, podcast eğitimi. Aslında hali hazırda sektörde olan ya da içerik üreten insanlar var tabii ki, onların yaptığı podcastler de çok kıymetli ama üniversite öğrencilerinin de ilgisini çekmek, nasıl yapacaklarını da anlatmak, belki yol göstermek adına da o eğitimlerin değerli olduğunu düşünüyorum. Hatta online da yaptık. Karantina sürecinde. Sen podcast yayıncılığını Türkiye'de nasıl görüyorsun? Ne durumda sence? Ya podcast yayıncılığı bir kere yani çok fazla bilinmeyen, bilinmeye açık, keşfe açık çok fazla kişisel podcast var ve bunların da benim en azından gözlemlediğim Türkiye'de %20'sine yakını çöp. Yani çöp dedim, başlamış ve yarım bırakmış. Ya da işte motivasyonu gitmiş. Sebebi bilmiyorum, her neyse. Böyle kişisel podcast çok. Bu düzelmesi gereken bir şey. Benim sadece hani çeşitli medya programlarında, işte sosyal medyada yer alan Nida'nın saydığına ek olarak bir de Serdar Kuzluoğlu var mesela. İşte herkesin konuştuğu vesaire. Ve bu isimleri topladığında çok az. Bir elin parmağını geçecek sayıda değil maalesef. Burada Orhan Şener'i bir anıp sürekli işte buraya bir celebrity lazım, celebrity lazım diye herkesi buraya çağırıyor. Ya biraz tanınması lazım çünkü tanınmadan, insanlara da dinletmeden gelir modeli oturtmak zor.
İşte markalar kısmında mesela Medyascope bir şekilde yapmaya çalışıyor. Evet. Socrates bunu yapıyor. İşte Medyapod, evet. Potfresh var vesaire. Kısa dalga var mesela habercilik formatında. Markaların da bunu üretmesi, tanınması açısından önemli. Ama mesela Türkiye'nin de şöyle bir dezavantajı var. Çok fazla denetime tabi değil. Yani denetime tabi dediğim bu yayıncılık değil, teknik kısımda. Mesela podcast yüklemek çok kolay olduğu için şu anda Türkiye'de mesela en çok dinlenen 20 podcast'a baktığımızda 10 tanesi podcast değil. Mesela içinde müzik listeleri var. İşte Kaan Boşnak müzikleri var. Kurtlar Vadisi müzikleri var. Ya da işte bir sanatçının Spotify'a koymak istemediği ama insanın orada dinlemek istediği herhangi bir şarkı var. Şimdi dolayısıyla işte birine şunu diyemiyorsun. Ya git Spotify'ı aç. Hani en fazla dinlenenlere bak ve hani işte bir feyz al. Yani bir örnek olarak dinle. Bunu diyemiyorsun. 10-15 tanesi yarısından fazlası. Podcast olmayan podcast. Bunların düzelmesi de gerekiyor. Spotify'la sürekli bir iletişime geçmeye çalışıyoruz vesaire. Hem böyle bir dezavantajı var. Yani çok fazla bir kültür oluşmadığı için şu anda aslında uluslararası platformlarında çok fazla uğraşmadığı bir ülke Türkiye şimdilik. Hem bunların düzelmesi lazım. Bunların düzelmesi için de biraz daha bilinirliğin artması lazım. Bunun için de çok daha fazla üretim. Belki Orhan'ın dediği gibi selebritiler ya da işte markalar ve çok çeşitli ağlar buralara dahil olursa kısa zamanda çok ilerleme kaydedileceğini düşünüyorum ki 2018'den 2020'ye kadar elde edilen ilerleme müthiş. Yani önümüzde böyle bir süreç var, canlı şahit olduğumuz. Orhan hocama çok karşı çıkmak istemem sevgili Orhan Şener'im ama hani yayıncılık biraz daha ben kendi fikrim olarak en azından hani model değiştirdiği ve kitle de değiştirdiği için yeni medya yayıncılığı için söylüyorum. Belki o bizim gelenekselden gelen bir jenerasyon olduğumuz için böyle celebrity ihtiyacımız var ama daha cazip konularda işte o işte Z kuşağını belki çeken konularda belki çok da celebrity ihtiyacımız yoktur. Yani konunun kendisi ya da o içeriği üreten kişinin katkıları da belki onu duyurabilir diye düşünüyorum ama ben yine de tabii çok karşı çıkmak istemem sevgili Orhan'a diyerek kendi fikrimi beyan edeyim. Söz hakkı vermeyelim burada başına Orhan'a. Yap hakkı vermeyin. Ben şöyle düşünüyorum. Mesela şimdi baktığım zaman Türkiye'de en çok dinlenen podcastlerden birisi Umarım Annem Dinlemez. Yani Mental Culturist. Baktığında ikisinde de iki kadın cinsellik konuşuyor. Yani bak mesela bir tavuğu zorlamak podcast'te Orhan'ın celebrity teorisini çürütebiliyor. Ama podcast bu yüzden güzel. Bir de ama diğer tarafta şöyle bir gerçek var. Anlatsam roman olurun son bölümünde konuştuğum bir tiyatrocu arkadaşım var. Barış Gönenel. O bölümde diyordu ki o hep bağımsız tiyatrolarda rol almış bir oyuncu. O hep diyordu ki ya böyle işte Türkiye'de tiyatro altın yıllarını yaşıyor gibi haberler çıkıyor ama bize seyirci gelmiyor. Onların altın yıllarını yaşıyor demesinin sebebi şu. İşte atıyorum Yeşim Salkım tiyatro oyunu yapıyor. İnsanlar da onu canlı görmek için aslında bir tiyatro seyircisi değil. Oyunla da hiç ilgilenmiyor. Sadece o kişiyi canlı görmek için gidiyor oraya. Podcast'ta zaten birisini canlı görmek gibi bir ihtimalin yok. Ama buna rağmen Türkiye'nin tüketim kültürü bu celebrity'lik üstüne kurulu olduğu için. Benim olayım şu aslında. Yeşim Salkım, evet ben podcast yapıyorum desin ama insan onu dinlemese de ya bu ne yapıyor acaba diye belki podcast'ı araştırabilirler. Evet. Yani Yeşim Salkım'ı dinlemekten de öte. Mesela işte yani Serdar Kuzuoğlu da celebrity ve gerçekten çok büyük bir fayda sağlamış onun podcast yapması mesela. Ben sadece biraz daha işte ya bu ne yapıyor deyip onun bir araştırılması noktasında belki Orhan'a %2.5 falan katılıyor olabilir. Tatlıyarak tatlıya bağladık Orhan Şener kısmında. Nina peki şey sorsam aslında gazetecilik biçimine ya da senin oradaki işte kültür sanat ya da yaşam haberciliği formatını podcast'a taşımanı buradan da işte o yayıncılık podcast yayıncılığı kısmına nasıl bir fark var ya da fark var mı? Yani sen aslında bir fiil televizyona bir içerik üretmiyordun. Hani gazeteye ya da internet sitelerine zaten radyoya dediğin gibi. Hani o anlamda belki görsel medyayla kıyaslamayacaksın tabii ki ama gazetecilikle ya da işte İnternet haberciliğiyle de diyelim. Podcast üretme biçimi ya da senin hazırlık biçiminde bir farklılık var mı? Ya benim hazırlık biçimimde şöyle bir farklılık var. Kendimi frenlemek zorunda kalmıyorum. Çünkü birincisi
işte yıllarca milliyete iş yapmış birisi olarak elbette ki otosansürle çalıştım. Yani kültür sanat işi dahi yapsanız kendinizi sansürlemek zorundasınız. Yani Diyarbakır hakkında kitap yazmış birisine soru soramamak, sokağa çıkma yasaklarını konuşamamak bence hiç anlamlı değil. Yani hani kültür sanat gazeteciliği de maalesef birçoğunun tanımladığı gibi PR değil. Yani aslında konuşmak istediğimiz çok fazla konu var. Fakat yayın yaptığımız mecralar gereği konuşamadığımız çok fazla konu vardı. Bunun haricinde de şimdi mesela Gazete Duvar'da böyle bir sansürden söz etmem çok mümkün değil. Fakat orada da yazılı formatta okunabilir olmak zorundasınız. Yani söyleşileri üçe bölmek de çok anlamlı değil. O okuyucunun ilgisini kaybettiği bir biçim. O yüzden hep kendimi frenliyordum. Ama şimdi podcast'te yani gerçekten sormak istediğim her şeyi sorabiliyorum ve karşımdakini de sonuna kadar dinleyebiliyorum. Tabii sonrasında bir edit sürecinden geçiyor. Hani gerçekten böyle ilginin dağıldığını düşündüğüm yerlere müdahale ediyorum. Ama bu yani artık onun dinlenebilir olmasıyla alakalı bir şey. İçeriksel olarak hiçbir şeye müdahale etmek zorunda kalmamak bir gazeteci olarak beni gerçekten daha huzurlu. Şimdi gene Orhan'a sallayacağım ama Orhan hep böyle çeşitli standartlar olması gerektiğini söylüyor. Ben de hiç yani neredeyse hiç orada olmayan kişiyim. Yani elbette ideal olabilecek süreler var. Baktığımızda da böyle, mesela böyle psikolojik sınır 40 dakika falan gibi görünüyor. 30 dakika. Mesela Mirim Cevaz. Evet, Can Kozanoğlu ilk sayfasını yaparken 30 dakikayı geçmemeye uğraşıyorlardı. 25 dakikada falan tutmaya çalışıyorlardı. Ben hiç buna yani kasmadım. Ama yani bu şu anlama da gelmiyor. Söyleşiyi aldım olduğu gibi aralara sadece Mediapod Jungle'ı atarak yayına verdiğim gibi bir şey de söz konusu değil. Az önce de söylediğim gibi ben onu dinleyip gerçekten algının dağıldığı. Çünkü iki kişi konuşuyor ve bir yerden sonra sohbet derinleşiyor, kişiselleşmeye başlıyor. Algının dağıldığı yerleri mutlaka kırpıyorum. Ama hani podcast'in şöyle bir imkanı var, neden bundan faydalanmayayım? Sıkılan istediği yerde durdurup ertesi gün bunu dinlemeye devam edebilir. Yani kitap okumak gibi. Şimdi bugün hiç kimse 400 sayfa kitap yazmaktan çekinmiyor okunmaz diye. Evet. Ben hani gerekirse de iki bölüme ayırarak. Mesela Murat Sevinç bölümümüz vardı yaklaşık 1,5 saatte. Murat Sevinç ikiye böldü. Sonra aslında ikiye bölmemize de gerek yokmuş. Hani az önce de dediğim gibi durdurarak dinleyebilir. Bununla beraber benim en çok eleştirildiğim kısımlardan birisi benim fondaki gürültülerimdi. Ben bunları da çok seviyorum ve her yerde bunu söylüyorum. Ama yani, o fondaki gürültüleri çok sevenler de vardı. Evet, çok sevenler de var. Aslında ben de hep onları tutuluyorum. Çok diye ikiye böldün. Nasıl bir gürültüden bahsediyoruz peki? Ne? Nasıl bir gürültüden bahsediyoruz? Yani mesela şimdi ben Sevin Okya'yla gitmişim Divan Pastanesi'nde bir cumartesi öğleden sonrası buluşmuşum. Bir de ben böyle hikaye ettiğim için de iyi satıyorum galiba. Şimdi biz Sevin ablayla oturmuşuz. Türk kahvesi içerek Sevin ablanın çocukluğunu konuşuyoruz. Haliyle arkada böyle tıkır tıkır mıkır mıkır oradan geçen çocukların sesleri var bizim. Çatal bıçak seslerimiz var vesaire. Ondan sonra insanlar dönüp bana şey deyince... Yani Nida'nın ne kadar güzeldi, biz de masada oturan üçüncü kişi gibi dinledik bu söyleşiyi deyince abi benim için her şey bitiyor yani orada. Ha, bu şu anlama gelmiyor. Zaten konuşulan meseleyi dinleyemiyorsan orada bir sorun var, orada tekrar müdahale gerekiyor. Ama ben o sesleri tamamen yok etmeye çalışmıyorum. Fakat lanetlendim, Londra'ya geldiğim için bütün söyleşileri online kaydetmek zorundayım. Online'da da böyle bir efekt yaratamıyoruz yani. Bana az ya da kendine bir mikrofon al diyenlere gün doğdu böylece. Karantinada biraz tuz biberi olmuş olabilir tabii. Bir yere çıkamadığınız için de. Söyleşiler. Evet. Süper. İlkan, senin podcast deneyimlerini de duymak isterim. Oradan da şeye bağlamanı isterim. Biraz böyle Avrupa ve işte Amerika tablosu çizsen bize. Türkiye'de tamam. Hani evet belki çok bilindik bir format değil. Hala bir geri modeli yok gibi. Hem aslında 2018 itibariyle bilinirliği artırıyoruz ama işte geri modeli çok yaratamadık diyoruz. Hani peki Avrupa'da ya da Amerika'da nasıl mesela durum? Ya öncelikle benim ideal sürem 15-20 dakika. hatta işte mikro kesler var 5 dakika 10 dakikalık. Aha.
özellikle yurt dışında. Onları seviyorum çünkü yani özellikle İstanbul gibi bir yerde ya da dünyanın genelinde böyle aslında. Hı-hı. Metropollerde insanların dikkat süresi çok düşük ve ben bir şeyi başladım bitirmek istiyorum. Evet. Hani ikiye bölmek istemiyorum açıkçası çünkü bir ruh halim öbürünü tutmayabiliyor ve çok da merak ettiğim bir şeyse yani uzun dinlememeyi tercih ediyorum. Bu mikrokestler özellikle yurt dışında ve çok da güzel örnekler var deyip mesela ya Avrupa'da ve Amerika'da yani hem kitlesel olarak hem de maddi olarak bunun çok büyük bir karşılığı var podcast'in. Yani o yüzden insanların dinleme alışkanlıklarına göre de şekillenen bir mecra olabiliyor orası. İşte 5 dakikalık, 10 dakikalık, 1 saatlik, 2 saatlik podcast'ler var. Şimdi markalar, radyolar ve televizyonlara verdiği kadar podcast'lere reklam veriyor. Yani milyon dolarlık bir reklam pazarı olmuş durumda orada. İşte Spotify gibi, Apple Podcast gibi podcast platformları iyi ve çok dinlenen podcast'leri mesela kendi platformunda podcast yaptırmak ya da işte transfer etmek için çok çok büyük paralar ödeniyor. Yakın zamanda güzel bir örneği var bunun. İşte Amerika'nın ve dünyanın en çok dinlenen podcast yayıncısı Joe Rogan'a Spotify transfer etti ve bu arkadaş da YouTube'da yayın yapıyordu. Hı. Ve bu transferden sonra YouTube'daki bütün içerikler Spotify'a geçti. Artık YouTube'da içerik üretmeyecek. Ona çok büyük bir ödeme yapıldı. Spotify hisseleri değerlendi. Bu bayağı bir ekonomik model aslında orada yani. Böyle bir ortam var. Dinleyici kısmında da insanlar hani hayatına çok fazla entegre etmiş durumda podcast'i. Özellikle orada da kullanma oranı çok fazla olan işte akıllı ev cihazlarıyla birlikte bunu tüketmek de çok kolay evin içerisinde. Zaten oradaki verilerde en çok tüketilen yer ev %60-70. Çok ilginç geliyor bana o rakam. İşte insanlar spor yaparken, çocuğunu uyuturken, yemek yaparken podcast dinliyor. Çünkü orada hem tüketecek çok fazla podcast var dediğim gibi. İnsanlar biliyor bunu. Hem de kültürel bir oturmuşluk var artık. Ekstra bir bilgi yine burada Orhan'ı sokayım. Orhan da mesela evde bulaşık yıkarken çok fazla podcast dinlediğini söyler. Yani burada da öyle alışkanlıklar başlamaya başladı. Oturmaya başladı. Ya ama tabii Türkiye'ye bağlanalım buradan Türkiye'ye. Tabii ki. Türkiye kısmında yani bir ekonomik olarak bir modelden bahsetmek zor. İşte ufak tefek sponsorluklar var. Mesela işte Yemek Sepeti bazı programlara sponsor oluyor. İşte 100 liralık yemek kuponu dağıtıyor falan. Böyle olaylar var. Ya da işte çeşitli kurumlar işte belki bir telif desteği yapabiliyor. Bizim de öyle çalışmalarımız var. Ama genel bir ekonomiden bahsetmek zor. Ama mesela dediğim gibi işte Podfresh mesela biraz da sektörü hareketlendirmek için kuruldu. Ya da bir ekonomi yaratmak adına kuruldu. Harekette başladığı gibi bizim bu gözlemlerimize göre. Çeşitli programları işte sponsorlarla buluşturmayı başardık. İşte bir toplantı akışı vesaire var. Bu da yani buranın aslında yani podcast ekonomisi için böyle hani önemli ve kıymetli gelişmeler aslında. Ama tabii bu demek değil ki biz hani her yere ulaşabiliyoruz. Hani Medyapod olarak da Podfresh olarak da ya da kimse bir yere ulaşamıyor çok fazla. Yani çok büyük oranla maalesef henüz kentli eğitimli ve beyaz yakalı bir kitlenin tükettiği bir format. Çok fazla işte Anadolu'ya sirayet etmemiş tam anlamıyla. Dolayısıyla insanların da bilgi sahibi olmadığı bir format. İnsanların bilmediği bir şeyin de ekonomisinden çok bahsetmek mümkün olmuyor. Hı hı. Ama mesela işte bu yolda, bu ekonomi oluşturma yolundaki yolda ben en sevdiğim şeylerden birisi şu anda hani birçok yayıncı var ve hiçbiri birbirini rakip olarak görmüyor. Çünkü sürekli herkes bir yardımlaşma halinde birbiriyle. Çünkü şunu biliyor herkes, hani insanlar podcast'ı tanımadıkça program yapanlar bunu maddiyata çok fazla çeviremeyecek. O yüzden böyle sürekli bir yardımlaşma ve formatı büyütme hali söz konusu. Bu da hoşuma giden bir şey Türkiye'de. Bir de zaten açıkçası şey yeni olması, yani yeni ve hemen böyle işte ekonomiste süper, işte herkes buradan şöyle bir gelir elde ediyor. Belki hani söylemek zor ama hani emin adımlarla işte günden gün aslında yapan üreten kişi sayısı arttıkça, bilinirliği arttıkça da oturacak bir şey. O yüzden daha sağlıklı bir durum belki. Hani şu anda güçlü bir ekonomisi yok ya da yaratamıyor belki. Ama platformlar arttıkça, üreten insanlar arttıkça bilinirliği de artacaktır diye düşünüyorum. O yüzden daha sağlam da gider herhalde. Ya evet, bunu vaat etmek de çok güç bir insana. Abi şimdi podcast yap, bir yıl sonra şu kadar para kaldırırsın gibi bir şey. Yani zaten bunu dinlemeye bile vurmak imkansız.
insanlar yani madde olmasa dinleme konusunda bile çok büyük beklentilerle başlıyor ve işte ben bir yayın yapayım, işte 1000 dinlense bana yeter diyor ama mesela Orhan ilk başlarında beni 50 kişi dinlese yeter diyordu. 40 kişi dinledi ilk yayınını. Çok güzel bir oran bu. Ama insanlar çok büyük bir beklentiyle başladıkları zaman işte motivasyon düşüyor, devam edemiyor. Bu da demin bahsettiğim başta çöp yayınların oluşmasına sebep oluyor. Hem ekonomik olarak biraz daha orta vadede ama dinleme olarak da yani iyi bir sürdürülebilirlik elde edip çok iyi insanlara söylediğiniz yayın rutinleriyle yayın hayatına devam edip eninde sonunda güzel bir kitleye ulaşmanız mümkün yani. Ama hepsi zaman. Sanırım bir de o biraz bizim işte geleneksel medya mecralarının Türkiye'de çok güçlü olması hala ve reklam verenlerin de aslında hep rakamlar üzerinden gitmesiyle alakalı sanırım. İşte böyle hani 10 bin, 20 bin, işte 100 bin işte izlensin. Ama mesela o 100 binin aslında kaçı real ya da kaçı kaç dakikasını izlemiş, dinlemiş. Hani aslında daha belki dediğin gibi baştan 50'yi hedefleyip 40 kişinin dinlemesi bence çok da güzel bir başarı yani aslında baktığında ama bunu sanıyorum reklam veren için bir karşılığı yok belki de yani henüz en azından. Evet. Nida sana peki, özür diliyorum lafını kestim tabii ki. Yok yok, seni onay, ben de onu şey yaptım, söyledim. Nida, oradan bir de şey, İngiltere tarafına gelsek belki hani bir süredir orada yaşıyorsun çünkü gözlemlerin oradaki işte podcast üreticileri, oranın kitlesi ya da tüketenleri, işte Türkiye ile benzerlikleri var mı ya da orada nasıl formatlar ön planda, neler söylersin? Ya açıkçası ben hani burada iki değerlendirme yapabilirim. Bir genel olarak İngiltere pazarını anlatayım sana. Bir de diğer tarafta aslında buradaki Türkler arasında bir format nasıl? Onu anlatayım. Ya İngiltere zaten çoktan bu işi çözmüş durumdaydı ben geldiğim zaman. Burada hani kurulmuş podcast stüdyoları var. Programcılar gidip saatlik olarak oraları kiralayarak kayıt yapabiliyorlar. İsterlerse işte post prodüksiyon desteği alabiliyorlar vesaire. Burada çok büyük bir pazardı. Diğer taraftan çok büyük firmalar çok ciddi reklam bütçesi ayırıyorlardı. Hatta yani artık ben geldiğimde geçtiğimiz yıl büyük teknoloji firmalarıyla konuştuğumda şeye denk geliyordum. Yani biz podcast'te o kadar para harcadık ki biraz artık bu bütçeyi kısmaya başladık falan diyorlardı. Böyle yani Türkiye daha yeni tekerleği keşfediyor gibi, burası zaten çoktan arabaya binmeye başlamış ve gidiyor gibi bir karşılaştırma var aslında. Ama yani diğer taraftan da zaten bu formatın doğduğu topraklar buralar. Çok da şaşırmamak lazım. Türkler tarafında ise şu an İngiltere'de yaklaşık 400 bin Türk yaşıyor. Son yıllarda göç rakamı daha da arttı. Ve tuhaf bir nüfus hali var aslında. Çünkü 80'lerle beraber buraya gelen önemli bir kitle var. Ve aslında çoğu Anadolu'dan hiç büyük şehirde yaşamadan buraya gelmiş kişiler. Alım gücü çok yüksek kişiler. Ama hani sadece onların çocuklarını beyaz yakalı olarak tanımlayabiliriz burada. Ben buraya geldiğim zaman buradan üretilen Türkçe podcast yoktu. Sonra benim dahil olduğum bir medya startup'ıyla biz podcast üretmeye başladık. İşte fena bir karşılık bulmadı. Yani bir yıl kadar bir süre içinde mesela kendiliğinden reklam teklifleri gelmeye başladı buradaki podcast formatlarına. İşte hani nasıl yapabiliriz? Bir yandan da insanlar bunun yolunu bilmiyor. Mesela reklam veren. Yani işte ben biliyorum siz orada duyuluyorsunuz. Ben size reklam vermek istiyorum. Ama hani bunu nasıl bir formülle yapabiliriz bunu bilmiyorum diyordu. Onlara formül üretmeye başladık, çalıştık. Bu tabii güzel bir şey yani, çünkü ben biraz burayı mikro Türkiye gibi de değerlendiriyorum. Yani küçük bir örnekten burada yapılan bir şeyin Türk nüfusu üzerinde gerçekleşen bir şeyin Türkiye'de gerçekleşmemesi için bir neden yok. Nüfusun önemli bir kısmının bir ayağı hala Türkiye'de, işleri hala Türkiye'de. Gidip geliyorlar ya da orayla bağlantılı çalışıyorlar. Burada bu bilinci daha erken kazanmayı başaran birisi yarın öbür gün Türkiye'de de çok büyük bir reklam veren olabilir podcast için. Bu anlamda burası güzel. Yani İngiltere pazarında güneş sabitlenmiş durumda. Türkiye pazarında yeni doğuyor desem herhalde özetlemiş olurum yani. Teşekkür ediyorum ikinize de. Aslında benim genel merak ettiklerim bunlardı. Eklemek istediğiniz bir şey varsa seve seve dinlemek isterim. Yoksa teşekkür edip kapatacağım efendim. Ya ben son
zamanlarda dinlediğim iki podcast'i öneririm. Birincisi Yeni Medya 451, Can Öz ve Ümit Alan'ın müthiş evet. bir podcast serisi. Bir de Anormal Şartlar Altında yine Can Öz ve Harun Tekin'in çok güzel, insanlara çok şey öğretebilen bir yayın. Ne istedi? Tavsiye ederim. Teşekkür evet. ediyoruz. Nida, senin tavsiyen var mıdır? Ben aslında programın başından beri isimlerini geçirdiğim işte mental kulturist, merdiven altı terapi bir program adı daha vardı. Onu hatırlamıyorum, üzgünüm. Onu YouTube'da yazarız altına. Evet. Evet. Ben de onları tavsiye ediyorum açıkçası. Çok teşekkür ederim ikinize de zaman ayırdığınız ve katıldığınız için. Ve podcast isimlerinizi bekliyoruz efendim. Devam edin lütfen. Teşekkür ederiz. Edeceğiz. Teşekkürler. Görüşürüz. Görüşmek üzere.